Ben de seni çok seviyorum. Hem de çok. Karga şeyini yemeden ne iş var bu adamın burada acaba? Günaydın. Günaydın kızım, nasılsın? Sağ olun, siz? İyi diyelim, iyi olsun. Hayrola? Rüyanızda mı gördünüz bizi bu sabah? Dün gece pek uyuyamadım da. Önemli bir sorun yoktur inşallah. Elimizden bir şey gelirse. Sağ ol kızım, yüreğim pek temiz. Allah yüzünü güldürsün, ne diyeyim? Amin. Dünyalar iyisidir benim yeğenim. Yaşadığın bunca acıya rağmen yüreğin taşlaşmamış. Çiçeğin yanında senin gibi birinin olacağını bilmek yüreğime su serpiyor. Abla, alınacak ne vardı? Dün verdiğin isteği kaybetmiş. Ben hemen yazıyorum sana. İyi günler. İyi günler canım. Yani el alem deliye, biz akıllıya hasret. Feyyaz, oğlum Semiha dedikleri var ya, tam bir ateş parçası. Öyle bir hatunum olsun, 100 milyon borcum olsun. Boşuna heveslenme oğlum. Yakında tekmeyi basar. Senin gibi sulu heriflerle hiç işi olmaz onun. Vallahi çok sevdi beni. Hatta bundan sonra ben seni almaya geleceğim deyince gözlerinin içi parladı. Cemil nerede, niye gelmiyor diye sormadı bile. Atma Recep, din kardeşiyiz. Ne oldu, kıskandın mı? Niye kıskansın oğlum? Feyyaz evli barklı adam. Hem onun gözü Serpil'den başkasını görmez. Aynen öyle. Niye kıskanayım? 1000 tane Semiha olsa dönüp arkamı bakmam. Bize de öylesi yakışır zaten. İşte benim tanıdığım Feyyaz. Efendim komiserim. Geldi mi? Peki sonuç ne? Tamam, hemen geliyorum. Düğün nereye? Ne oldu kardeşim ya? Kızım, vallahi bu yaşlı bunak beni korkutmaya başladı ha. Gözünü üstünden ayırmıyor ayol. Belli ki bir derdi var ala, dalmış adamcağız, görmüyor musun? Yok yok. Bunun altında başka bir şey var. Demin de abuk sabuk laflar etmedi mi? Senin gibi birinin çiçeğin yanında olması lazımmış falan gibi ha? Çiçeğe bakıyorum ya, onu demiştir herhalde. Başka ne olacak? Yok yok. Ben bir gidip öğreneyim bakayım. Oğlum saçmalama. Anladı adam. Kızım, azıcık zamanın varsa seninle çok önemli bir şey konuşmak istiyordum. Tabii, buyurun. Çiçeğe sen bakar mısın? Ben çok isterdim ama yapamam. Biliyorum, kocan istemiyor. Ama sana söz, Halil'i hiç görmeyeceksin. Ben alacağım, ben bırakacağım. Hatta her şeyiyle ben ilgileneceğim. İstersen kocanla da konuşurum. Aa! Niye bu kadar üsteliyorsunuz siz canım? Çiçeğe bakacak başka insan mı yok dünyada Allah aşkına? Canım o değil, yani neyse. İyi günler. Efendim Cemil. İfet'cim de emniyetten aradılar. DNA sonucu çıkmış. Neymiş?
Bilmiyorum, yoldayım. Gidince söyleyecekler. Hemen geliyorum ben de. Nereye gidiyorsun, hastaneye mi? Emniyete gidiyorum şimdi. Senin gelmene gerek yok. Birazdan orada olurum, sana haber vereceğim. Hemen ara ama. Tamam. İffet kızım, ne oldu, kötü bir şey mi var? Dikkat et, düşürme. Biliyorum ben, hep yapıyorum zaten. Ne oldu, baba kabul etti mi? Etmedi haliyle. İlk geldiğimizde sen bana her şeyi anlatsaydın, durum böyle olmazdı. Ne yapacağız şimdi? Bakıcı bulamadık gibi bahanelerle bu iş olmaz. Adam akıllı bir yol bulmak lazım. Yoksa işler iyice sarpa saracak. Annesiyle vakit geçirsin derken yüzünü bile göremeyecek annesini. Tek çare gerçeği söylemek. Hapse mi girmek istiyorsun? Ne yapayım baba? İşlediğim günahın cezasını çekmiş olurum. Sen vicdanını rahatlatacaksın diye çiçeğe daha fazla zarar veremezsin. Buna ben müsaade etmem. Aklını başına al. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun, oturun. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sonuç ne? Sizin kızınız değilmiş. İyi de o bebeği benim kızımın eşyalarıyla kim gömdü? Kızım bir sakin ol. Arar şimdi. Yok. Yok, yine açmıyor, çıldıracağım. Hala niye bakmıyor telefonuna? Hemen arayacağım demişti. Ya öyle dediyse arar kızım. Öğrenememiştir. Yok hala, ben dayanamayacağım. Gideceğim valla. Merhabalar. Serpil kızım, hoş geldin. Vallahi hiç hoş gelmedim. Bir yandan kaynanam, bir yandan Feyyaz. Ömrümden ömür gitti vallahi. Yani en son iki parça eşyamı alacağım, babamın evine gideceğim. Ay olur mu hiç öyle şey kızım? İdare ediver, yaşlı kadındır. Tamam, hadi onu idare ettim Sahibe teyze de. Feyyaz'a ne demeli? Anası işte kızım, atsan atılmaz, satsan satılmaz, ne yapsın? Ya ama ben de insanım Sahime teyze. Beni kim idare edecek? İffet, sen niye bir şey demiyorsun? Kusura bakma Serpil, benim kafam başka yerde. Ne oldu ki? Eşyaları vermekle en doğru olanı yaptın sen. Sadece nazarlığını saklamak istiyorum. Vermediler. Niye? Dava bitene kadar onlarda kalması doğru olanmış. İffet kızım, eve gidelim hadi. Gidelim mi anneciğim? Hadi.
Prensesim. Hadi tostunu al, kapının önünde yese. Hadi babacığım. Oğlum, madem bir yola girdik, mesuliyetli davranmamız icap eder. Öyle her aklımıza eseni yapmak bizi bir neticeye götürmez. Tamam baba, seni dinliyorum. Planın nedir? Ne söylersen yapacağım. Yeter ki bitsin bu iş. İvede olmaz bu işler. Bırakalım ortalık biraz sakinleşsin. Baba, bak benim bunca yıldan sonra bekleyecek bir anım bile yok. Benim için kolay sanıyorsun. Ama değil. İffet'i her gördüğümde içim parçalanıyor benim. Oğlum bilmez miyim ben senin ne kadar vicdanlı olduğunu? Ama sabret biraz. Ya benim dayanacak halim kalmadı. Ben gidip her şeyi dosdoğru anlatacağım. Bitsin bu iş. Halil gitme. Yanlış yaparız oğlum. Dede, babam nereye gitti? Gelecek canım şimdi. Sen şöyle otur. Abla, şey ben söz takacağım bir hafta sonra. Aa, hayırlı olsun. Da, yaşın küçük değil mi be evladım? Yok abla, babam benim yaşımdayken iki çocuğu varmış. Neyse ben şey diyecektim. Ne diyecektin evladım? Deyiver be evladım, kıvrandın durdun. Abla bana sigorta yapsan ya. Kendim için istiyorsam namerdim. Sözleneceğim kızın babası ilk bunu sordu vallahi. Ah canım. Olur tabii. Zaten aklımdaydı. Sağ ol abla. Sen bir tanesin. Hadi işinin başına hadi. Niye buraya geldik? Kızımızı buraya göreceğiz. Verecekler değil mi kızımızı yarın? Dava bitene kadar onu da tutmayacaklar. Yarın alacağız kızımızı. İffet Hanım burada mı? Yok, dışarıda. Nerede? Onunla konuşmam lazım. Bilmiyorum. Bana bak, yeteri kadar derdimiz var zaten. Bir de seninle uğraşmayacağız, anladın mı? Çek git ve bir daha İffet'in etrafında dolaşma, anladın mı? Bakın söyleyeceğim şey çok önemli. Bana söyle. Onunla konuşmam lazım. Bana söyleyebilirsin diyorum. Ha İffet, ha ben. Önce küçücük evladını kullandın. Sonra baktın olmadı. Kim bilir şimdi neler uyduracaksın. Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmek istemiyorum. Anladın mı? Şimdi çekip gidiyorsun ve bir daha da karşımıza çıkmıyorsun. Anladın mı? Elif'imizi getireceğiz. Artık bitti.
Oysa ben bir gün döner diye hayal ettim. Mucize bekledim. Mucize istedim. Eskiden olduğu gibi onu kucağıma alıp kalbimin üstüne bastıracağım anı hayal ettim. Bana anne diyeceğini hayal ettim. İffet. İyiyim ben. Biliyorum burası ona mezar değil, beşik olacak. Yeniden buluşacağız. Yeniden bir aile olacağız. Babam. O zamana kadar kızıma iyi bak olur mu? Hadi gidelim, sen de işine dön. Boş ver şimdi işi. İyiyim ben, merak etme. Böylesi daha iyi. Ne arıyor lan bu herif burada? Cemil, ne olur bir sakin ol. Eğer anlamıyorsa onu anlayacağım. Dinle, konuşurum ben. Cemil! Lan şerefsiz. Cemil! Ben sana bir daha karşıma çıkma demedim mi lan? Demedim mi? Cemil, dur! Anlatmam gereken bir şey var. Hala konuşuyor. Ya bir dinle sen. Cemil, ne olur benim için. Yarın kızımızı toprağa vereceğiz. Bir şey daha kaldıramam, ne olur. Cemil, ne olur. Sen dua et. Dua et, yoksa seni öldürürdüm. Özür dilerim, ben bilmiyordum. Kaybol git lan şimdi buradan. Semiha. Yapma be kızım. Topla artık kendini. Bak, patron hacamat edecek seni, ona göre. Gelsin bir de o vursun. Benim halim zaten duman. Hiç koymaz bana. Çekmez olaydım şu fotoğrafı da. Ver şunu. Ya bırak artık şuna bakıp ağlamayı ya. Kızım, ne bu hal? Sen akıllı, güçlü kadınsın. Erkek milletini donunda sallarsın. Bu Cemil de kimmiş? Başlayacağım bu Cemil'in çarkına. Ben hiç ağlamam deyip böyle ağlak karılar gibi ağlıyorsa bunun adı aşk. Ay, dinine yandımın dünyası. Bir kere de bize gül be. İyi, madem sen dinlen biraz. Ben hasta masaları idare ederim patronum. Allah aşkına şuna bakıp ağlama artık ya. Ben gitmek zorundayım artık. Görüşürüz, tamam mı? Keşke yalan söylemeseydin. Söylemeseydim daha beter olacaktı abi. Büfet daha fazlasını kaldıramazdı. Bebek öldü mü, ölmedi mi? Benim bile aklım karıştı, biliyor musun? Hayır, anlamadığım konu Elif'in eşyaları başka bebek cesedinde. Aklıma milyon tane şey geliyor.
haklısın. Bazen gerçeği bilmemek çok daha iyidir. Belki de. Abi. Ya. Ben bu nazarlık olayını yarın halledeyim ama... cenaze işini nasıl halledeceğim bilmiyorum. Sen o işi bana bırak. Ben boş bir tabut hazırlatırım. Nasıl olsa kimse içine bakmayacak. İffet de bir şey anlamaz, merak etme. Senin doktor işi nasıl gidiyor? Bırak doktoru. Bu yaştan sonra kazık kakacak halimiz yok ya. Dilek burada olsaydı böyle demezdin ama. Doğrusu hiç düşünmedim. Ama nasıl olsa asla yanımda olmayacak. Neyse. Bırak şimdi bunları çocuk. Hadi gel içelim. Kendi ellerimle yaptım. Kıymetini bil, kıymetini. Sağ ol baba. Kesin oyalanı Cemil söyledi. Polis cesedi teslim etmez. Onların kızı değil ki. Cemil niye böyle bir yalan söylesin? Bize ne oğlum? Daha iyi ya. Ortalık yatışır biraz. Biz de ne yapacaksak yaparız. Anlamıyorum baba. Ben bile İffet'in daha fazla acı çekmesini istemezken o adam niye daha fazla acı çektiriyor? Halil, aklını başına devşir. İffet'ten sana ne? Sen çiçeği düşün. Çiçek nasıl mutlu olacaksa öyle hareket etmeliyiz. Biliyorum. Biliyorsun. Biliyorsun da az kaldı ağzından kaçırıyordun her şeyi. Eğer söyleseydin ne olurdu halimiz düşünsene. Çiçek annesini yeni kaybetti. Bir de babasız kalacaktı. Etrafında daha doğru dürüst tanımadığı insanların annesi babası olduğunu öğrenecekti. Neyse. Bekleyelim de biraz birbirlerine alışsınlar. Ondan sonra uygun bir ortamda, uygun bir üslupla anlatırız gerçeği. Haklısın. Haklıyım ya. Benden habersiz bir şey yapayım deme sakın. Tamam baba. Güven bana. Geçmiş olsun. Kızım rüyamda gördüm Cemil. Kocaman olmuş bana doğru koşuyordu. Saçları upuzundu.
Yüzünü göremedim ama gülüşünü duydum. Sanki gerçek gibiydi. Bunca zamandan sonra ilk kez gördüm onu rüyamda. Belki de artık mutlu olman gerektiğini anlatmaya çalışıyordur sana. Eminim o da çok üzülüyordur bu durumuna. Yapamıyorum ki. Bütün eşyalarımı gönderdim. Görmezsem acım biraz hafifler diye. Ama olmuyor. Her gün biraz daha artıyor sanki acım. Hiç bitmeyecek gibi. Benim acım anca sana sarıldığımda. Senin yüzünü gülerken gördüğümde hafifliyor. İstersen yarın sen gelme. Kızımızı ben gömerim. Kendini biraz iyi hissettiği zaman ziyaretine gelirsin. Kendi ellerimle vereceğim kızımı toprağa. Bebekken de bensiz uyuyamazdı. Huzursuzlanırdı. Son görevimi yerine getireceğim Cemil. Sizinle çalışmak bana şeref verir. Beni nasıl memnun ettiğinizi anlatamam. Ama bir şartım var. Bunlardan Dilek'in haberi olmayacak. Öğrenirse kabul etmez. Siz hiç merak etmeyin. İsteseniz de ruhu duymaz zaten. Çünkü işten ayrıldı. Ya. Neden? Yani siz benden daha iyi bilirsiniz. Geçinilmesi ne kadar zor ve burnu havada biri olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Eh, geçinemedik. Ben de kendisine yol verdim. Kimse benim yanımda Dilek'in aleyhinde konuşamaz. Konuşturmam. Şaka yapma. Bakın, sizinle iş konuşuyorsam bunun tek nedeni Dilek'in burada çalıştığını düşünmem. Dilek yoksa ben de yokum. Arif Bey, siz beni yanlış anladınız. Yani sonuçta biz Dilek'le akrabayız, birbirimizden kopamayız. Aman canım, geçenlerde yine böyle bir şeye sinirlendi. Bir iki gün sonra çıktı geldi. Eminim yine dönecektir. Güzel. O zaman iş konusunu Dilek dönünce konuşuruz. Merak etmeyin. Yarın hemen burada olacaktır. Ben eminim. O gelince ben sizi ararım. Umarım öyle olur. İyi günler. Bir de Dilek cadısını ikna edeceğim diye uğraş şimdi. Ya baba, canım çok sıkılıyor. Evde kalmak istemiyorum. Bak, benim küçük bir işim var. Söz hemen döneceğim. Babanı üzme bakayım. Ne işin var, hayırdır? Cenazeye gideceğim. Kimin cenazesine? Kızımın. Ne diyorsun sen oğlum? Dün gece biz ne konuştuk? Uzaktan bir bakacağım baba, kimseye gözükmem. Ya bir gören olursa? Cemil bu sefer öldürür seni. Onun için durdurdu o yerde. O benim kızım baba. Bir baba olarak toprağı ben veremiyorum. Bari bu kadarını yapayım. Dikkatli ol.
Asuman Hanım, siz bu evin yolunu bilir miydiniz? Oo Dilek Hanım, siz de temizlik yapmayı bilir miydiniz? Ay ne bu halin ayol? Ne istiyorsun? Böyle kapının önünde olmaz. İçeri geçeyim de öyle konuşalım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Açıkçası benim seninle konuşacaklarım var. Yani yangını duyduğumdan beri içim içimi yiyor. Sonuçta tartışmıştık ve sen sinirlerim bozuktu. Sonra başına bunlar geldi. Duyunca nasıl üzüldüm anlatamam. Anlatamazsın çünkü hiç üzülmediğini biliyorum. Ya niye böyle söylüyorsun? Yani sonuçta biz akrabayız. Bak ben bütün her şeye baştan başlamak için buraya geldim. Neyin peşindesin sen? Ay neyin peşinde olacağım ayol? Ya insanlık namına geldim. Sende insanlık ne gezer? Neyse lafı dolandırma da söyle ne istiyorsun? Tamam. Peki. Ya iş yerinde işleri sensiz beceremiyorum. Yani sana ihtiyacım var. Tamam mı? Oldu mu? Yola geleceğini biliyordum. Yalnız benim birkaç tane şartım var. Şart mı? Neymiş onlar? Birincisi yaptığın saygısızlık için benden özür dileyeceksin. Bu yaştan sonra. Sen bilirsin bak kapı orada. Tamam. Senin ne inatçı olduğunu biliyorum. İstediğin olsun. Senden çok özür dilerim Dilekciğim. Tamam oldu mu şimdi? Oldu. İkincisi daha da önemli. Bundan böyle bana patronluk taslamayacaksın. Elbette. Başka arzun? Bu kadar. Gerçekten bu kadar mı? Hı hı. Anlaştık o zaman. Evet. Anlaştık. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم الفاتحة Amin.
Gel kızım. Ay, hoş geldin. Ay, hoş bulduk kızım. Ay, öyle acıktım ki anlatamam. Erhan geldi değil mi? Otururuz yemeğe. Erhan gelmeyebilir anne, biz başlayalım. Ne demek gelmeyebilir? Çünkü tartıştık. Ay Betül. Ay adam Cemil'i kıskanıyor. E sen de biraz alttan alıver. Alttan alıveremem anne. Geçen gün tartışırken Mehmet gördü. Annesine bağıran, üstüne yürüyen bir adamla aynı evde büyüsün istemiyorum. Ne demek üstüne yürüyen? O kendini ne sanıyor be? E ben sorarım ona bunun hesabını. Anne tamam ben hallettim. Hadi Mehmet'i de al gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şey ben bunları sana aldım. Hiç gerek yoktu. Betül bak, ben kafanın karışık olduğunu biliyorum ama... ama ben seni gerçekten çok seviyorum. Ne utanmaz bir şeysin sen be. İki tane çiçekle kendini affettirebileceğini mi sandın? Anne lütfen. Lütfen falan yok Betül. Biz sustukça tepemize çıktılar. Bana baksana sen. Ben de kızını ezdirtecek göz var mı? Bakın benim Betül'ü ezmeye falan niyetim yok. Ben senin niyetini gayet iyi biliyorum. Oh ne âlâ be. Paramızı ye, evimizde iç güveysi yaşa. Sonra da erkeklik tasla. Anne bunlara gerek yok, zaten bitti. Demek bitti. Yani hani bir kalemle silip atıyorsun ha. Ben salak gibi. Hadi anca gidersin. Oh be iyi oldu, kurtulduk işte. Ay neydi bu böyle be, kıl kuyruk gibi. Böyle koca olmaz olsun. Ben diyorum ki, bir pikniğe mi gitsek acaba ha? Hem bir değişiklik olur. Ha kızım? E, kış da kapıya dayandı malum. Eve kapanıp kalacağız. Yağmur altında piknik bana bir yerden tanıdık geldi. Hem ablamla Cemil abi severler. Öyle barışmışlardı zaten. Ne diyorsun İffet? İstersen Serpil'lere de haber veririz. Olabilir. Efendim abi. Merhaba Cemil. Bana bak, yarın ilk iş bana geliyorsun. Konuşmamız lazım. Hayrola abi? Telefonda söyleyemem. Yarın geldiğin zaman konuşuruz, oldu mu? Tamam. Hadi hoşça kal. Gel bakalım Cemil. Otur. Telefonda söyleyemeyecek kadar önemli olan şey ne? Polis 5 yıl önce o bölgede doğum yapan kadınların, yani Çiçek'le aynı yaşta çocukları olan ailelerin listesini çıkarmış. Niye? Anladığım kadarıyla o 3 bebekten biriyle değiştirilmiş olduğundan şüpheleniyorlar. Bunlardan biri çiftçi. 4 çocukları var ama hala orada yaşıyor. Ondan pek şüphelenmiyorum.
Benim asıl şüphelendiğim bir başkası var. Bir fotoğrafçı. Tek çocukları var. Ama oradan taşınmış. Hala adresini bulamadık. Ama Halil denen o adam benden daha fazla saklanamayacak. Halil mi? Fotoğrafçı. Soyadı ne abi? Çelik. Ben onun nerede olduğunu bulurum. Nasıl? Bildiğim bir şey mi var yoksa? Cemil dur, nereye gidiyorsun? Cemil nereye? Merhaba. İffet mi? Evet, benim. Ben de Semiha. Daha önce Cemil'in telefonuyla konuşmuştuk. Hatırlarsanız. Hatırladım. Bir şey mi vardı? Niye buraya geldiniz? Sana gerçekleri anlatmak için. Gerek yok. Kocam bana her şeyi anlattı. Sanma. Biz birlikteydik. Öyle mi? Ben Cemil'in evli olduğunu bilmiyordum. Beni de senin gibi yalanlarla kandırdı. Ta ki seninle telefonda konuşana kadar. Sonra da yüzüne tükürdüm, kovdum. Şimdi de... Yeter ya. Senin yalanlarını dinleyemeyeceğim. Benden de kocamdan da uzak dur. Yazık. Gözün kör olmuş. Hem de bu fotoğrafta gördüklerine rağmen. Bu fotoğrafta hiçbir şey yok. Ben kocama güveniyorum. Senin gibi basit bir kadının söyledikleriyle de yuvamı yıkacak kadar aptal değilim. Boşuna çeneni yorma. Sen Halil Çelik'sin değil mi? Evet. Buradan önce nerede yaşıyordun? Neden soruyorsun? Meraktan işte. Kimsin? Kimlerdensin? İstanbul'dayım. Üsküdar'dan geldim. Bana yalan söylemeyi bırak kardeşim. Sana niye yalan söyledim? Seni öldürürüm ulan. Duydun mu beni? Baba! Yok bir şey babacığım. Korkma. Git buradan, git. Seni ne çevirdiğini öğreneceğim. Gel babacığım. Nihayet zaman ayırabildin bana. Aman Ali ya. Ders çalışmaktan kafamı kaldıramıyorum diyorum. Sen ne diyorsun? Veli nimetim. Sen bunları haline anlat istersen. Farkındaysan seninle aynı derslere ben de giriyorum. Aman tamam. Kafam biraz karışık oldu mu? Olmadı canım.
Eğer kafanı karıştıran arkadaşın ismini söylersen belki. Ne diyorsun ya? Yok öyle bir şey. Ha, senin kafanı karıştıran şeyler devlet meseleleri. Şu çökmüş eğitim sistemimizi nasıl kurtarırız falan, öyle mi? Çok komik. Benim ailevi meselelerim olamaz mı? Canım olabilir. Hatta her zaman olabilir. Ama ne yaparız? İlk önce gideriz, en yakın arkadaşımıza derdimizi anlatırız. Ya da o sorunca yalan söylemeyiz, değil mi? Bak veli nimetim. Deneyimlerime dayanarak konuşuyorum. Bu belirtilere sahip yalnızca bir hastalık var. Neymiş o hastalığın adı? Aşk. Yok artık ya. Ben sana kafamı kaşıyacak vaktim yok diyorum. Sen bana ne diyorsun? Günde 4 saatlik uykuyla ben ne ara aşık olacağım? Canım, hastaneden olabilir ya da okuldan olabilir. Sen bir şey mi duydun? Ha, benim duymam gereken bir şey var. Yok öyle bir şey. Hadi söyle bakalım, kim bu şanslı arkadaş? Yani muhtemelen bizden biri değildir de kesin üst sınıftan birisi, değil mi? Nimet, Nimet, tamam sustum, gel buraya. Of ya, ben saman tekiyim. Bütün okulu öğrenmeden önce bitirmem lazım şu işi. Nimet. Allah'ım. Allah'ım, ne olur o olmasın. Benden mi kaçıyorsun? Yok. Niye kaçayım ki? Ben sadece bir şey hatırladım da. Daha önce kötü bir yalancı olduğunu kimse söylemedi galiba. Aslında herkes öyle söyler. Hala geçen gün bana söylediklerinden mi çekiniyorsun? İnsanlar ne der? Evet. Yani sonuçta ortada zaten öyle bir şey olmadığına göre insanların da böyle bir şey düşünmesine gerek yok. Peki ortada bir şey olsa? Nasıl bir şey? Aramızda bir şeyler olsa. Bütün bunları kaldırabilecek güçte misin? Hadi bir şey söyle. Bir dakika. Yani ben anlayamadım. Siz şimdi bana... Evet. Doğru anladım. Ama hemen cevap vermek zorunda değilsin. Önce duygularından emin olmalısın. Sonuçta büyük bir sorumluluk alacaksın. Neyse, yarın konuşuruz. Halil denen o adam bir şeyler saklıyor komiserim. Bakın listede de ismi varmış sizde. Tutun kolundan, içeri atın. Gerekirse DNA testi falan yapın. Ya bir sakin ol sen. Gereken neyse yapıyoruz zaten. Ama öyle dediğin gibi kolay olmuyor bu işte. Yani zorla ne konuşturabilirsin, ne DNA testi yaptırabilirsin. Mahkeme kararı gerek. Siz konuşturana kadar ya kaçarsa? Cemil, sen bu işlere bulaşma. Belki de çiçek benim kızım. Ama kendisine dokunamıyorum bile. Ben daha fazla bekleyemem. Bekleyeceksin Cemil. İspat edilene kadar ne Halil'e ne de çiçeğe yaklaşacaksın. Yoksa seni alırım Cemil. Seni çok seviyorum, biliyorsun değil mi? Ama bugünlerde bir iş için uzaklara gitmem gerekecek. Bana ne, gitme. Gitmek zorundayım. Ama elimde olsa seni bir gün bile bırakmam. Bazen yapmak zorunda olduğumuz şeyler vardır. Artık büyüdün. Kocaman bir kız oldun. Beni anlayacaksın. Sevmek ve yan yana olmak demek değildir. Kalbinde olsun yeter. Bana ne, gitme. Annem gitti. Sen de gitme. Yalvarırım baba.
Beni affet güzel kızım. Seni üzdüğüm için affet. Dünyada en çok istediğim şey senin mutlu olman. Onun için her şeyi yaparım. Prensesim benim. Güzel kızım. Nimet kızı. Lafı fazla uzatmaya gerek yok. Hani sana ters davranan bir hoca vardı. Hiç bahsetmiyorsun ondan bize. Sen böyle cesaret. Hiç. Çok iyi birisi aslında o. Ben hata yapınca kızdı tabii. Haklı. Ama artık çok iyi davranıyor bana. Gördün mü bak. Pes etmedin, her şey yoluna girdi. Öyle değil mi İffet kızım? Ha? Kızım senin neyin var? Dur ben bakarım, dur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti günün? İyi, senin? Bir şey mi var? Bugün lokantaya geldi. Kim? Şey... Semiha denilen o kadın. Niye gelmiş? Bana gerçekleri anlatacakmış. Ne gerçeği? Güya siz birlikteymişsiniz. Yok ya. Gerçekten ben bu kadını öldüreceğim. Cemil bulaşma. İstediği de bu zaten, huzurumuzu kaçırmak. Hangi hakla senin karşına çıkıyor? Ne olur bir sakin ol. Sen kendin söyledin işte, hiç kimse değil o. Söylediği yalanların tek kelimesine bile inanmadım. Ben sana güveniyorum. Sana. Biraz konuşalım mı anneciğim? Ya anne, enerjinin yerindeyim. Bence daha sonra da devam edebilirsin ha. Şimdi. Erhan'la benim aramda ne olursa olsun, ben onu senin çok sevdiğini biliyorum. Ama artık o bu evde yaşamayacak. Niye? Çünkü biz ayrılmaya karar verdik. Bazen insanlar anlaşamazlar ve en doğrusu ayrılmaktır. Ama ayrılan biziz. Sen onu istediğin zaman görebilirsin. İstemem. Belki babamla evlensin. Baban zaten evli. Belki o da boşanır. Topla kendini Nimet.
Peki ortada bir şey olsa? Nasıl bir şey? Aramızda bir şeyler olsa. Bütün bunları kaldırabilecek güçte misin? Ben ne yapacağım ya? Nasıl karşı koyacağım ya? Efendim? Merhaba Nimet, nasılsın? Buluşalım mı? Nasıl yani? Konuşacaktık yani. Okulda konuşmak seni rahatsız ettiği için en iyisi dışarıda görüşmek. Ben bu saatte dışarı çıkamam. Ailemle yaşıyorum. Ben bunu düşünemedim, haklısın. En iyisi yarın okul çıkışı görüşmek. Olur. Bak, eğer benimle konuşacak bir şeylerin yoksa, benimle görüşmek istemiyorsan bunu bana açıkça söyleyebilirsin. İnan bana, bundan sonraki hayatını cehenneme çevirmem. Nimet. Ben de konuşmak isterim. Tamam. Yarın görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Uyumadın mı sen hala? Uyuyamadım, aklım sende kaldı. Neredeydin? Biraz işim vardı. Cemil, bana doğruyu söyle. O kadının yanına mı gittin? Evet. Uyarmak için gittim. Senden, benden, ailemden uzak durmasını söylemek için gittim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bayram sabahı gibi. Bayram sabahı gibi değil mi baba? Bayram sabahı gibi. Baba, ben Çiçek'ten nasıl ayrılacağım? Nasıl dayanacağım bu acıya? Daha bir şey olduğu yok oğlum. Topla kendini. Çiçek seni böyle görmesin. Babacığım. Canım, bir tanem. Gel babacığım. Bak, senin için hazırladım. Yaşasın, anneminki gibi olmuş. Bugün ne istersen yapabiliriz. İstersen Luna Park'a gideriz, istersen gezeriz, istersen alışveriş yaparız. Sen ne istersen. Canım babam. Güzel kızım. Hadi yavrum, hadi bakalım. Hadi sen üstünü değiştir de gel, tamam mı?
Ben bakarım. Buyurun. Halil Çelik burada mı? Evet. Peki memur bey, sorun nedir? Buyurun benim. Bizimle emniyete gelmeniz gerekiyor. Neden o? İfadenize başvurulacak. Ben hemen avukatlık geleyim. Baba, avukata gerek yok. Bekliyordum zaten. Olmaz öyle şey. O zaman ben de seninle geliyorum. Baba, sen Çiçek'le ilgilen. Geliyorum. Baba. Kızım. Nereye gidiyorsun? Hemen geleceğim kızım. Hemen geleceğim. Bana ne? İstemiyorum. Polis amcalar bir şey soracak babana, sonra gönderecekler. Hadi biz dönelim. Bana ne, gitme. Bana ne, gitme. Bana ne, gitme. İstemiyorum. Gitme. Gitme. Gelecek, gelecek. Baba. Gelecek, gelecek. Gel. Baba. Gelecek, gelecek yavrum, gelecek. Baba gitme, baba. Baba. Baba gitme. Baba. 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 Baba gel ne olur baba. Baba gel baba. Baba. Havada bugün yağacak gibi. Ya bu demektir ki işler kesat gidecek. Böyle olmayacak zaten hala. Burası ancak kendini çeviriyor. Ya bir iş yeri falan bulup yemek vermek lazım. Hmm. Bela geliyorum demez. Hoş geldiniz. Buyurun. İyi günler. Kızım, senden bir şey isteyeceğim. Çiçeğe göz kulak olur musun? Ben emniyete kadar gideceğim de. Tabii ki. Hayırdır? Yok, önemli bir şey değil. Bir iki saat içinde dönerim. Tabii. Tatlı yemek ister misin? İstemiyorum. Ben babamı istiyorum. Kızım, babanı bir an evvel göresin diye ben şimdi gidiyorum. Onu alıp geleceğim. Tamam mı? İyi günler. Çok sevmiş diye sen benim sütlacım, onu böyle bol tarçınlı. Hı? Bak, sen şimdi Serpil ablayla otur, ben de sana sütlaç getireyim ha. Babasını hiç gözüm tutmamıştı bak. Emniyete almışlar. Kim bilir neler yaptı. Ay ne güzel elbisen var. Efendim Cemil. Ne yapıyor bakayım benim güzel karım? Ben de seni arayacaktım. Sedat Bey gelip Çiçeği bıraktı. Ama kızma bak, çok önemli bir şey varmış. Oğlunu emniyete mi almışlar ne? Emniyete mi almışlar? Güzel. Ay saçmalama Cemil. Küçücük kızı var. Nasıl üzgün bir görsen. İçim parçalanıyor vallahi öyle görünce. O şerefsizin ne yaptığını bir bilsen. Ne yapmış, sen nereden biliyorsun? Lokantaya gelip sana anlatmak istediğim şeyler var zaten. Cemil ne oluyor? Telefonda olmaz. Beş yıl önce eski evinize yakın bir yerde yaşanan trafik kazasında bir kız çocuğu kaybolmuştu. Hatırlıyor musunuz? Evet. Sizin kızınız da aynı yaşta bir bebek. Geçtiğimiz günlerde bir bebek cesedi bulundu. Yanında kaybolan bebeğin eşyaları vardı. Ama DNA testi tutmadı. Biliyorum. Öyle mi? Nereden biliyorsunuz? Cemil ile İffet komşum. Aa, ne tesadüf. Öyleyse komşularınıza iyilik yapmak için kızınıza DNA testi yapılmasına izin verirsiniz herhalde. Hayır.
Neden? Yani bir korkunuz yoksa insanların içini rahatlatmış olacaksınız böylece. Yok, korkmuyorum. Ama kızımın böyle bir şey yaşamasını istemiyorum. Serpil, senin bildiğin çok güzel bir şarkı vardı. Hani yeğeni söylüyordu. Onu Çiçek'e öğretsene. Aa, evet ya. Bak şimdi şöyle başlıyor. Bir gün bir gün bir çocuk evine de gelmiş, kimse yok. Açmış bakmış dolabı. He? Eğer bunu beğenmediysen ben sana başka bir şarkı söyleyeyim. Ben de şarkı çok. Cemil, meraktan öldüm. Ne oldu Allah aşkına? İffet, ben daha önce sana bir şey demedim. Çünkü üzülmeni istemedim. Ama kesinleşince anlatacaktım. Cemil, anlamıyorum. İyice korkutuyorsun beni. O DNA sonucu olumsuz çıkmıştı. Yani? Yani o ceset bizim kızımız değildi. Polis hala yaşıyor olabileceğini düşünüyor. Sen bunu benden nasıl saklarsın Cemil? Ben sadece seni korumak istedim. Şimdi niye söylüyorsun o zaman? Halil'le ne ilgisi var? Çünkü Halil de şüphelilerden biri. Ne şüphelisi? Söyle artık, iyice korkutuyorsun beni. İffet, Çiçek bizim kızımız olabilir. Mahkeme karar verecekmiş. Çiçeğe DNA testi yaptıkları an her şey biter. İffet'e zaten kızınızı size verecektim desem de inanmaz. Bir daha yüzünü göstermezler bana Çiçeğin. Sakin ol evlat. Bir hal çaresi bulunur elbet. Baba, hal çaresi falan kalmadı ya. Bitti bu iş baba. Cemil abi. Hayırdır, bu saatte ne işin var evde? İffet evde mi? Yoo. Ne oldu ya?
Kaydırakta oynamak da ister misin? İstemem. Ben babamı istiyorum. Çiçekciğim, baban işi bitince bizi arar. Biz de hemen yanına gideriz, tamam mı? Sen üzülme. Babam arıyor. Evet, baban arıyor. Efendim? Sizinle yüz yüze konuşmam lazım. Biz Çiçek'le sahildeki parktayız. Tamam, hemen geliyorum. Baban geliyor. Yaşasın. Gelir birazdan canım. Simit ister misin? Hadi şuraya oturalım, biraz bekleyelim ha. Çiçek'le ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok mutlu oldum. Sanırım konuşmamız gereken bir şey var. Evet. Canım, hadi sen birazcık daha oyna. Hadi. Nereden başlayacağımı, nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Ama inanın, amacım kötülük yapmak. Sizi üzmek değildi. Bazı sebeplerden dolayı mecbur kaldım. Sonra da her şey için çok geçti. Hiçbir şey için geç değil. Yeter ki bana gerçeği söyleyin. Yemin ederim size sadece gerçeği anlatacağım. Aslına bakarsanız bu mahalleye gelme amacım da buydu. Size gerçeği söylemek. Çiçek'le birlikte zaman geçirip birbirinize alışmanız ve sonra da hiç ayrılmamanız. Çiçek benim kızım mı? Evet. İnsan nasıl böyle bir şey yapar? Ne deseniz haklısınız. İnanın çok pişmanım. Onun mutlu olmasını istiyorum. Bunun için canımı bile veririm. Çiçek benim kızım.
oluyor burada? Lan şerefsiz. Çiçek görecek, ne olur. Ben sana bu adamla görüşmeyeceksin demedim. Çiçek bizim kızımız. Geleceğim yavrum. Çiçeği bize bırakacaktın değil mi? Evet, unutmuşum bir an. Kızım, bu gece benim bir işim var. İffet ablalarda kalır mısın? Kalmam. Ama yarın gelip alacağım seni, söz. Bugün nasıl geleceğim dedim, geldim. Biliyorsun sana verdiğim sözleri hep tutuyorum. Hem İffet ablaya ayıp oluyor. Artık kocaman kız oldu. Böyle davranmamamız lazım. Tamam ama sabah alacaksın. Alacağım. Hiç sıkılmayacaksın, merak etme. Neredesin oğlum? Öldüm meraktan. Çiçek nerede? Olması gereken yerde. Gerçek annesiyle babasıyla beraber. En doğrusu bu. Zaten bunun için gelmemiş miydim buraya? Bugün olmasa yarın olacaktı. Çiçek mutlu olsun yeter. Şimdi nasıl Çiçek? Senden ayrılmayı nasıl kabul etti? Gerçeği söylediniz mi? Hayır. Peki ne zaman söyleyeceksiniz? Bir daha yüzünü göstermezler ki. Haklılar. Ben olsam öldürürdüm benim gibi şerefsiz bir herifi. Ama önemli olan sen veya onlar değilsiniz ki. Çiçek tanımadığı insanların yanında, onlar ne deseler inanmaz. Senin konuşman lazım. Hiç düşünmüyor musunuz Çiçek'i? Perişan olacak çocuk. Allah kahretsin. Benim yüzümden herkes mutsuz. Herkesten, her şeyden çok sevdiğim kızıma en büyük kötülüğü ben yaptım. Ben yaptım baba. Çiçek'e en büyük kötülüğü ben yaptım. İstediğin bir şey var mı bakalım? Ne yemek yapayım güzel kızıma bakalım, ha? En çok hangi yemeği seversin bakalım? Köfte. Ah, tamam o zaman. Köfte, yanına pilav, bir de güzel salata, ha? Ben de pasta yapayım o zaman. Ama sadece sana özel, başka kimseye yapmam. Hadi evet. O zaman.
sırada senin canın ne yapmak istiyorsa onu yapalım mı? Saçlarını örmemi ister misin? Tamam. İfrit abla, çilekli pasta severim. Tamam. Ama evde çilek var mı bilmiyorum. Hadi bakalım onu da biz halledelim. İfrit abla, bu gece de bana annemi söyler misin? Sen ne istersen ben sana onu söylerim. Güzel kızım. Yapma be oğlum. Bırakma kendini bu kadar. Gün doğmadan neler doğar. Belki çiçeği görmene izin verirler. Oğlum, ne yaptın? Oğlum.